Altın elbiseli adamın bu kez tanıtımında motosiklet yok. Size trafikte hayatta kalmak için bazı böyle tiyolardan bahsedeceğiz bu bölümde. Motosiklet sürerken kullanmamız gereken temel bir teknik var. Teknik aslında çok abartılı bir laf. Yani teknik meknik değil. Kendinle konuşmak. Bir sokakta, bir caddede giderken süratimizi ne belirler? Kaçla gitmemiz gerektiğini nasıl belirliyoruz? Oradaki hız limiti mi? Yoksa motorumuzun kaç yaptığı mı? Yoksa hiçbir riski görmeden tapagaz gidiyor muyuz? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl gitmeliyiz? Kaçla gitmeliyiz? Aralara girerken, sıkışık trafikte veya bir sokakta nasıl gitmeliyiz? Evet, ana caddeye geliyorum abi. Burada yavaşlıyorum. Önce bir sol kontrol, ince görüyoruz. Burası tamam, buradan devam abi. Kaçış. Sonra başka şeyler bizi bekliyor. Mesela kavşak disiplini. Biliyorsunuz kavşakta yapılan yavşaklık çok fena biter. Şimdi bak, kavşak sistemi. Bak, herkes birbirine bakıyor, görüyor musun? Herkes birbirine bakar. Türkiye'de böyledir. Bak, şimdi göbeğe geliyoruz. Bak, göbeğe bak, kavşağa bak. Kimse bilmiyor kimin öncelikli olduğunu. Herkes tam gaz geçmeye çalışıyor. Bak, ayıya bak, ayıya. Ayı, bir sevgi filmi. Bak, virajda su akıyor. Niye? Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü. Çünkü çimenleri insan hayatından daha çok seviyor. Şimdi yavaşlıyorum. Sağdan bağlantı var. Gördüğünüz üzere ona dikkat ediyorum. Sağdaki bağlantıya. Kadın beni görmedi. Göz teması yok. Demek ki görmedi. Hemen korna. Kadın şoför olduğunu nasıl anladım? Sıkılı yumruktan. Direksiyonu o kadar çok sıkıyorsa kaçacakmış gibi direksiyon. Bak, ha şimdi rahatladı. Gevşedi teyze. Böyle bakıyoruz. Daima çevreye bak. Şimdi benzin istasyonu çıkışı. Buradan fırlama olur. Kontrol ediyorum. Kornaya basıyorum. Ben buradayım diyorum. Ya nasılsa beni görürler diye gitmiyorum asla. Şimdi sağdan bağlantı var. Gelene bakıyorum. Süratleri iyi mi? İyi. Tamam. Ayna kontrol. Güzel. Burada ayna kontrol. Güzel. Sağ şeritten gidiyorum ama ileriden sola bağlantı var. Şimdi sağ bağlantı var. Deme çıkacaklar. Sol sürat soldan gelebilirler. Burası Türkiye. O yüzden ne yapıyoruz? Ortaya geliyoruz abi. Ortaya geliyoruz. Bir de aracım küçük de olsa bir yolda varlığımı gösteriyorum. Bak, ortada gidiyorum, görüyor musun? Bey, ben de sürücüyüm, buradayım. Buradaki pek benim de hakkım. Şimdi sağ şerit boşaldı, tehlike de geçti. Kontrol, sağ şerit. Şimdi. Sağdan gelen yok, burası E5 bağlantısı. Sakat olur, çukurdan kaç. Sağa yanaş, sağda bir boşluk var mı? Var abicim, oradan yürürüz. Gel. Yeşil. Şimdi. Yeşil demek geçebiliriz anlamına gelmiyor. Daima kontrollü geçeceğiz. Yeşilde geçeriz, sonra davaranın biri çıkıverir karşımıza. Çata diye yapıştırırız valla. Dolayısıyla yeşil ışık size garanti demek değildir geçiş için. Çünkü yeşil ışığı takmayan çok araç sürücüsü var. Şimdi soldan gidiyorum çünkü sağdan bak hiç bakmıyor, öyle çıkıyor caddeye, görüyor musun? Genelde böyledir bizim taksicilerimiz. Şimdi böyle gidiyorum boş yolda. İleride ışıklar var. Işıklar yeşil ama trafik tıkalı. O zaman çok gazlamıyorum. Nasıl fren yapacağım? Burada amacım şöyle bir şey. Bir yandan geçilecek aralıklara bakıyorum. Bir yandan da gelebilecek tehditlere. Bak mesela böyle rahat bir amca var. Yaya. Yaya amca. Yayıyor. Ya bu aradan geçiyoruz ama bu ayı can. Umarsızca park edip gittiği için. Hatta gitmiş. İçinde oturuyor mu? Oturuyor tabii. Biraz ileri de alamıyor. Tabletine bakıyor. Görüyor musun? 4 Levent trafiğine doğru yaklaşıyoruz. Burada unutmayalım. Sağda 2 tane büyük metro durağı var. Artı temden gelenler var. Tam gaz. Bak tam gaz geliyor.
Zangal diye şehrin içine düşüyor. Hiç bakmadan sağa sapanlar mı istersin? Model, her yer modeldir burada. Zort diye yol ortasında duran mı istersin? Arka camı olmayan jipli mi istersin? Herkes buradadır abi. Telefonla oynayarak kavşağa giren s**tır var. Dişçiler. Oo! Şakalara bak. Kızımız da araba kullanmayı yeni öğrendi. Rıfkı amcası. Rıfkı amca bir bilsen o kızımızı öğrendi de ne s**lar yiyor o kız. Üzerimize karayolları işçisi gibi yelek de giysek, eğer yoldaki duruşumuz doğru değilse, mesela uyuz uyuz böyle bir kenarda gidersem ben, hemen üstüme çıkmaya çalışırlar. O yüzden yol benim ulan. Burası benim. Benim hakkım. Ben burada gideceğim aga. Buna da sen saygı göstereceksin. İmajını vermemiz lazım motoru sürerken. Eğer bu görüntüyü, bu hissi uyandırmazsak diğer araç sürücülerinde hemen bizi sıkıştırmaya çalışırlar. İstanbul'un en sakat, en yanlış yapılmış yerindeyiz. Aşağıdan gelen adam sağa sapmaya kalkıyor. Zincirli Kuyu'ya gelen, Mecidiyeköy'den gelen adam sola sapmaya kalkıyor. Dolayısıyla şurada şu 150 metrelik alanda birbirlerine giriyorlar. Doğru düzgün bu aleti süremeden trafiğe çıkıp ondan sonra ilk kavşakta motoru çakıp sonra da ya motosiklet çok tehlikeliymiş ya biz hiç tavsiye etmiyoruz ben ayağım kırıldı diyen hiçbir halttan anlamayan ama her türlü ukalalığı yapan tiplerden olmanızı istemiyoruz. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet sürün. Görüşmek üzere.